merhaba teyzeciğim. Ay canım, hoş geldin. Bütün dağlar gibiydi ama bitirdim. Eline sağlık. Yemeği de ben yaparım. Pirzola ısmarlamıştım, gönderdi mi kasap? Yoo! Zaten ne zaman yolladı ki? Vallahi billahi bir gün pataklayacağım bu kasabı. Sen üzülme tatlım, şimdi telefon ederim, hemen gönderir. Alo! İyi günler Serap Hanım. Şey, evde tabii. Çalışıyor, bir dakika. Beyefendi! O telefon ediyor. Alo! Hah, iyi ki telefon ettin Serap. Seni çok özledim. Çalışıyormuşsun. Kendini bu kadar yorma sevgili. Alo! Alo! Ne oldu canım? Ne kasabı? Aile kasabı Faik efendiyi arıyorum. Çık aradan canım! Emredersiniz hanımefendi! Ben aradan çıkayım da sen de rahat rahat konuş, öyle mi? Alo! Faik efendi! Of be! Nihayet buldum seni! Bir kilo pirzola gönderecektin, ne oldu? Alo! Alo! Ben kasap Faik! Anladım, anladım! Yasız tarafından pirzolam var! Bir kilo yeter miydi? Alo, ne pirzolası kardeşim? Koyun pirzolası beyim! Kömür ateşiyle enfes olur! Zıkkım ye! Boğazında kalır da bir daha konuşamasın inşallah! Haşt! İtin duası kabul olunsaydı gökten kemik yağardı! Başına taş yağsa daha iyi olmaz! Başıma taş mı yağsın? Ne biçim konuşuyorsun sen? Ne varmış konuşmamda yani? Taşlalıyım diye neden küçük görüyorsunuz? Yahu kaç kişi birden konuşuyoruz biz böyle? Alo! Serap, beni duyuyor musun? Ben mi hakaret ediyorum? Olur mu öyle şey tatlım? Araya bir münasebetsiz girdi işte! Münasebetsiz sensin, kart horoz! Kurdun gene tezgahını! Müzik, içki, bol palavrayla avratları uyutuyorsun! Kaç defa telefonumuz karıştı, hep aynı masalı dinledik! Çok da meraklı tazeymişsin, hizmetçi parçası sende! Hanımın gelince görürsün gününü! Bu evin hanımı benim kart horoz! Acaba sen kimin uşağısın? Ağzını topla, yoksa çart diye yırtarım ha! Ben bir şey demedim ki sana! Neden ağzımı yırtacakmışsın? Fikret, çok sinirlisin bugün! Ette sinir falan olursa geri gönder! Lokum gibi pirzola gönderiyorum! Çabuk gönder Faik efendi! Senin yüzünden zır delilerle uğraşıyorum şu telefonda! Zır deli sensin, evde kalmış karı! Senin kim olduğunu tespit edebilsem tımarhaneye yatıracağım! Parasını da ben vereceğim! Bana bak! Sen önce aç karnını doyur, pis jigolo! Şimdi hangi enayi karının parasını yiyorsun acaba? Enayi sensin, ahlaksız! Yarası olan gocunur, şıllık! Demek ki herife para yediriyorsun! Öf, ay şimdi bayılacağım! Geber azgın karı! Madem ki para yedireceksin, şu kart horozu nereden buldun be? Kart horozlar gagalasın seni, bana bak! Sana mezarcı Mahmut baksın, deve! Oh! Ağzına sağlık güzelim! Nedir bu heriften çektiğimiz be? Hırsından şimdi ayaklarını yiyordum! Ama şu hat karışmasına bir çare bulmamız gerek. Ya. Bir hatırını sorayım dedim, hakaretlere uğradım sevgilim. Sana çok ihtiyacım var şimdi. Sıcak kucağında dinlenmek, huzura kavuşmak istiyorum. Sanırım kucağında sevgilim, benim için bir yer vardır. Hiç olmaz mı yavrum? Senin yerini hiç kimse alamaz. Hayır, bugün gelme! Çok kötü durumdayım. O deli karı sinirlerimi fena bozdu. Hemen bir uyku ilacı alıp yatacağım. İyi günler yavrum, öperim seni. Hadi canım! Gerekirse telefon numaramın değiştirilmesi için dilekçemde istekte bulundum. Dilekçenizi sıraya koyacağız. O kadar çok müracaat var ki, herkes hat karışmasından şikayet ediyor. Evet, doğru. Acaba hattımın kiminle karıştığını öğrenebilmem mümkün mü? İmkansız. Peki, çok teşekkür ederim. Lütfen not edin. 49-75-64 numaralı telefonum devamlı bir başka telefonla takılıyor. 4-5 kişi birden konuştuğumuz oluyor. İlgili yere müracaat edin, benim de selamlarımı iletin. Baş üstüne Fikret Bey, derhal bu sorununuzla ilgilenirim. Bir dakika Ebru Hanım! Buyurun efendim. Telefon sorunu benim için çok önemlidir. Şimdi size izin versem, bu meseleyle ilgilenseniz, sonra da bana neticeyi bildirseniz.
Nasıl olur? Çok iyi olur efendim. Neticeyi bildirmek için sizi nerede bulabilirim? Evimde. Size zahmet olacak ama. Rica ederim. Büyük zevk duyacağım. Ondan hiç şüpheniz olmaz. Özür dilerim hanımefendi. Rica ederim. Market o kadar büyük ki insan yolunu şaşırıyor. Nasılsınız hanımefendi? Eskiden sık sık karşılaşırdık. Biraz rahatsızdım, gribe yakalandım. Üstünüze afiyet. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Markette hep sizi görüyorum. Galiba hanımefendi pek alışverişten haz etmiyorlar. Bendeniz, bekarım efendim. Eşiniz beyefendi nasıllar acaba? Evli değil, hiç evlenmedim yani. Hayret doğrusu. Sizin gibi güzel, cazip bir kadının bekar kalması büyük bir mucize. Çok naziksiniz. Hayalimdeki erkeği bulamadım şimdiye kadar. Bendeniz de öyle hanımefendiciğim. Müsaadenizle beyefendi. İyi günler hanımefendi. Tekrar görüşmek ümidiyle. Güle güle. Güle güle. Sayın üyeler, genel müdürümüz Fikret Bey'in üstün başarısı sayesinde yıllık kazancımızda 80 milyon bir artış kaydedilmiştir. Kendisine huzurunuzda teşekkür ederken genel başkanlık için tek adayım olduğunu da belirtirim. Tebrik ederim. Gel bakalım, bir misafirimiz bekliyor. En büyük iki aşkım nihayet gelebildi. Sen bekliyorsun diye toplantıyı yarıda kestim kızım. Sağ ol babacığım. Hadi. Nişanlımı genel başkanlığı için tebrik edebilir miyim? Henüz seçilmedim yavrucuğum. Biz kızımla düşündük Fikret. İki mutlu olayı birlikte yaşayalım dedik. Yani senin genel başkanlığın ve nikahımız aynı gün olsun dedik. Ah, şey iyi yapmışsınız ama ben hazır değilim nikah için. Korkunç derecede yorgunum. Ayrıca kısa bir seyahate çıkmam gerek. İş için yani. Bu gece yemeği birlikte yiyelim öyleyse. Bu gece mi? İmkansız. Hayati önemde bir randevum var. Geç bile kaldım. Zor yetişeceğim. Hoşça kalın. İş kızım, ne yapsın? Elimden kurtulamaz babacığım. Onu nikah masasına mutlaka oturtacağım. Buyurun hanımefendi. Fikret Bey evde mi? Buyurun efendim. Şimdi gelir kendileri. Salona buyurun efendim. İstirahat buyurun hanımefendi. Buyurun efendim. Alo, müzisyenler lokantası mı? Cemil'i çağırsana çabuk. Sağ ol. Alo, evet benim, emredin. Bu ay hiç boş yok oğlum. Atla gel, bizimki gene iş koymuş. Kız, bugün markette kimi gördüm biliyor musun? Şu yakışıklı, kibar, asil beyefendi. Evet. Ağzından bal akıyor adamın. Ne demezsin? Bir de acayip bakıyor ki anlatamam. Güzele kim bakmaz ki? Yakında sana görücü gelirse hiç şaşmayacağım. Aman kız, sen de! Şöyle iki tatlı laf ediyoruz adamdan, o kadar işte. Siz sabah kaçta hareket ediyorsunuz? Vallahi belli değil. Şimdi telefon edip öğreneceğim. Geldim. İçeride, hareminize katılmak için sabırsızlıkla bekliyorlar. Alo? Evet benim. Şule mi? Hangi şule? Hangi şule mi? Kaç tane şule var acaba hayatında, kaç tane? 10 desem iyi mi? 10 çok geç olur, ay! 7.30'da hareket edersek, 11'de orada oluruz. Cehennemde olun daha iyi. Tabii olabilir, ne? Yahu kasten mi yapıyorsunuz? Sonu çok kötü olacak ha! Ben kimim biliyor musun? Kim olacaksın? Kartorosun tekisin işte! Gaganı kapat da iki laf edelim şurada! Ay, gene mi sensin çenesi düşük karı? Bıktım artık be!
Ne yapışkan karısın sen öyle? Ben mi yapışkan karıyım? Seni düzenbaz seni! Ne çabuk unuttun bana yalvardığını, sana bitiyorum dediğini! İki saat kulağıma şiir okumuştun! Şimdi de yedi ceddine rahmet okuyor ahlaksız! Senin papucun dama atıldı kızım, oho! Şule, inanma bu zırdeliğe! Seni ne kadar sevdiğimi bilirsin! Yavrum, tatlım, kömür gözlüm benim, fıstığım, mis kokulum, bayılıyorum sana! Öst ulan öst! Sapık mısın sen? Senin karşında erkek var ya! Aldırma sen ona! Yarın 7.30'da bekliyorum! Bekle kızım! Azrail gelip canını alır da ben de kurtulurum! Şişt, bana ver, bana ver, ver, ver! Hey! Bana baksana sen, terbiyesiz herif! Sen çekil bakayım şöyle, acık da ben kalaylıyım! Nereden çıktın başına? Oh, bak şimdi! Alo! Ulan lağım faresi! Ulan yedi babalı temiz aile çocuğu! Ulan, senin ağzına salıncak kurarım da, sallana sallana ederim! Anladın mı? Ulan, anası mimli, babası 150, umumhane çocuğu! Senin ananı, avradını... Ulan ne düşmanı köpek! Erkeksen adını söyle, adresini ver de karşılıklı konuşalım! Konuşalım ulan kart karı! Sesinden ne mal olduğum belli zaten! O kenef ağzını kapat! Yoksa ayaklarımı öptürürüm sana! Önce ayaklarını yıka da kokmasın, pis mende vur! Ulan, o elindeki telefon var ya, onu alır da senin en münasip bir... İyi, yeter artık teyze! Ya, ya, iki dakika konuşturmuyorsun! Ama sakin ol! Neyse bitti, bir daha sefere ver ondan intikam, bak nasıl alacağım! Eşşoğlu eşek! Ağzının payını verdim beyim! Sağ ol ama benim tadımı kaçır. Ah, içerideki lokum tadınızı geri getirir beyim! Ya. Çal maestro, çal! Ah! Rica ederim Seref Hanım, Fikret Bey rahatsız edilmekten hoşlanmaz! Fikret! Fikret! Ha? Serap, sen misin? Yok, ben değilim! Bu ne hal Fikret? Ne hali? Şey, çalışma hali! Görmüyor musun, sekreterim de yanımda! Çalışıyoruz! Yanında değil, kucağında! Ah, öyle mi? Hiç farkında değilim! Sahi, bu ne arıyor kucağımda böyle? Bana randevun olduğunu söylemiştin! Yalan mı? Ben yalan söyler miyim hiç? Sarhoşsun sen! Ve bu şıllık senin sarhoşluğundan istifade ediyor! Şıllık sensin azgın karı! Fikret benden hoşlanıyor, çatla sen! Ben erkeği mi sokak karılarına yedirmem, zilli! Ağzını toplamazsan ben seni yerim, ahlaksız! Durun! Durun canım! Ne yapıyorsunuz? Durun, ayıp! Ayıp! Hanımlar, istirham ederim, yapmayın lütfen! Yapmayın ama, değil mi yani, kayboluyor! Muhammed tellalı sen de! Hadi oradan düdük, ben daha geçerim, pezoya ihtiyacım yok! Ya ağzın yırtılmadı da böyle konuşuyorsun, kalk! Al sana! Yıkarım seni! Kendinize gelin de bir şey durun, ne kadar korkun! İstirham ederim, yap! Ne olur! Parçalışıklar peki! Ne olur yapmayın! Evet, evet! Hacı yapmayın! Bitmişik ruhum kastım! Dinleyin! Acar, Ayten'le senin nişanını burada yapalım. Çalışmalarımız hafifleyince takarız yüzükleri. Acele işe şeytan karışır. Daha rahat bir zamanda yaparız. Ekmek çarpsın, yan çiziyor herkese. Doğru, doğru. Başlatma ulan! İyi ki bir yüzük taktım Nurten'e. Hiç kıvırma aslanım, sen de takacaksın yüzüğü. Ha,
Hay Allah, kahretsin be! Sallanmayın çocuklar, programı aksatmadan bitirmeliyiz, tamam mı? Sallanan sensin! Burada kazık kesildik, hala bir resim çekemedim. Eli çok ağırdır Bahar'cığım, bilmez misin? Bilmez miyim? 6 aydır hala sana yüzük takacak. İşin aslında lavalik istemem. Dikkat, çekiyorum! Biraz sırıtın, daha canlı olun! Daha canlı... Allah! Üf be, hava da kapalı! Reflektör tutacak birisi lazım. Hem reflektör tut, hem fotoğraf çek. Olacak iş mi bu ya? İyi çalışmalar. Geçebilir miyim burada? Geç kardeşim, tapulu yerimiz değil ya. Zaten çalışamıyoruz burada. Zahmet olmazsa şunu tutar mısınız? Becerebilir miyim acaba? Zor bir iş değil. En kabiliyetsiz adam bile yapar. Şey, yani sizin için değil mi? Becerirsin, becerirsin. Boyunda, yaşında müsait. Baksana maşallah. Oh, tut. Benzetiyorum ama çıkaramadım. Vaktiyle beni de Alain Delon'a benzetmişti. Sana yağ yapmış oğlum, bir boka benzediğin yok. Ha uşaklar, harpten mi çıktınız da? Evet, meydan muharebesinden çıktık. Kumandan harp sahasını terk edip kaçtı. Kumandan kaçınca siz de hezimete uğradınız ha! Tatlım, sen de şöyle geç bakalım. Çocuklar! Baksana, o değil mi o? Kim yani? Bize yardım eden adam. Ta kendisi. Bu herif hiç gözüm tutmadı çocuklar. Pek ayak altında dolaşıyor. Çok fesatsın anca, ayrıca kibar bir adam. Yakışıklı da. 10 numara manken olur ha! Gırgırına teklif edelim ha! Dalgamızı geçeriz. Fena olmaz! Kim teklif edecek? Ben ederim! Sen otur oturduğun yerde! En iyisi ben teklif edeyim, nasılsa kıskanacak kimsem yok! Gırgır başlıyor! Merhaba! Merhaba! Bu ne güzel sürpriz! Buyurmaz mısın? Bir içki alır mıydınız? Hayır, teşekkür ederim. Hemen konuya geçmek istiyorum. Manken olmak ister misiniz? Manken? Ben mi yani? Evet, siz! Geçerli bir fiziğiniz var. Başarılı olacağınızdan eminim. İyi de para kazanırsınız. Beni düşündüğünüz için teşekkür ederim. Ama yapamam, ben çok sıkılganımdır. Hiç de öyle bir haliniz yok. İsterseniz biraz düşünün. Düşüneceğim. Çünkü sizinle çalışmak büyük bir zevk olur benim için. Bugün baktım da size... sanki bir su perisi gibi... Aman, aman, aman dikkat edin çocuklar! Harika bir poz yakaladım! 2 saattir uğraşıyoruz ama bu poza değer! Daha canlı bakayım, bakayım! Daha canlı bakın! Daha canlı! Sırtın güzelce ne? Günün en harika fotoğrafı olacak! Çekiyorum! Allah kahretsin! O el sallamak nereden çıktı? Ay ne bileyim ben! Kuyruğuna basmışlar gibi ne bağırıyorsun? Bir daha çek!
Oh, siz miydiniz? Yaralanmadınız ya. Omzum çok fena ağrıyor. Ay. Durun, size yardım edeyim. Program çok yakında. Zahmet olacak. İlk tedavinizi orada yapalım. Hadi, tutunun bana. Tutunun. Dikkat, kumandan Celi. Misafiri de vardı. Ah, ben bakayım. Buyursunlar efendim. Çabuk bana ilk yardım çantasını getir. Olur, baş. Ne oldu bizim kurda? Her zaman içki ve müzik isterdi. Ha, taktik değiştirdi galiba. Önce hafif bir pansuman yapacak. Burası acıyor mu? Yok. Peki, burası? Ay, biraz. Ha, şöyle kolunuzu alın. Çok şükür, kırık falan yok. Sadece Adele ezilmiş. Şimdi çaresine bakarız. Bulamadık, ne olacak şimdi? Ha, buldunuz mu? Ne oldu çocuklar, otelde mi Bahar? Henüz dönmemiş, siz de bulamadınız mı? Hayır, bulamadık. Ah, 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 eşek ya, kafam! Ya. Denize açılmasına izin vermeyecektik. Hı hı. Hemen aramaya çıkalım. Hadi. Hadi. Çok rahatladım, teşekkür ederim. Kısa sürede iyileşirsiniz, merak etmeyin. Sağ olun. Bahar! Allah kahretsin! Bahar! Şimdi nasıl? Eskisi kadar acımıyor, artık gidebilirim. Yo yo, sakın ha! Bu gibi vakalarda kesin istirahat şart. Mutlaka otele dönmem gerek. Bugün Acar'la Ayten'in nişan töreni vardı. Önce şöyle oturun. Tehlikeli dönemi atlatınca sizi otele ben götürürüm. Sağ olun, size de dert oldum. Rica ederim, eviniz gibi rahat edin lütfen. Bir içki alır mıydınız? Evet, fena olmaz. Oğlum! Bu kıza bir şey olursa içim yanar. Sanki cenaze arkasından konuşur gibisiniz. Bırakın laf etmeyi, hadi bağırın, hadi! Bahar! Tekrar alır mısınız efendim? Tabii, ama böyle tadımlık getirme. Özel bir servis hazırla, bol, çeşitli. Derhal efendim. Neden güldün? Bu şahane tekne, hizmetkarlar, kaptan... Gülünç mü geldi sana? Halimize gülüyorum. Sana iş teklif etmiştik. Kim bilir senin de ne komiğine gitmiştir. Yo, hoşuma gitti. Bir gün evet dersem hiç şaşırma. Çünkü senin yanında olmak güzel bir şey. Arkadaşlarım beni arıyorlar. Sen otur, ben bakarım. Özel servis iptal edilsin. Müzik de başlamasın. İkinci bir emre kadar da ortaya çıkmayın. Çünkü pişecek aşa su katanlar var. O pes, pes, vallahi pes, pes doğrusu Bahar, pes! Kız, vallahi çok gamsızmışsın sen doğrusu. Meraktan öldük yahu. Niye merak ediyorsunuz? Boşuna telaşlanmışsınız. Üzerime doğru gelen motordan korkup dengemi kaybedince... sandaldan düşerken omzum incindi. Hangi ayı motorla üzerine doğru geldi? Ben. Özür dilerim tabii. Kaza geliyorum demez. Fikret Bey olmasaydı şimdi çoktan boğulmuştu. Sağ olsun, bu sıcak havada da tabut taşınmazdı yani. Senin ağzından da hayırlı bir şey çıkmaz mı yahu? Hadi çocuklar, otele dönelim tamam. De nişan için tamam. Hazırlanalım. Sizi bırakamam çocuklar. Çünkü birazdan hava patlayacak. O zaman da benim nişanım yatar. Kötü hava şartlarından biraz erteleriz canım, değil mi? 6 aydır erteledin zaten. Aa, öyle mi? Ertelemenize gerek yok. Nişanı burada yapabiliriz. Olmaz kardeşim. Bir kere müzik lazım. Tedarik ederim. Ya içkiler? Biz acayip içki içeriz. Bol miktarda bulunur teknemde. Bir garson filan da lazım. En iyisi mevcut. İyi ama birader, sen kimden yanasın? Sevenlerden yanayım. Hepsi tamam. Peki, yüzükler ne olacak yüzükler? Onlar da çantamda cicim. Arkadaş, işte buna kurt kapanı derler. Nişanlanıyoruz anasını satayım. Konuşmasını beceremem. Kısa kesip başınızı ağrıtmayacağım. Evlilik denen kutsal olayın... birbirini seven bu iki gencin nişanını ilan ediyorum. Geçmiş olsun kardeşim. Bravo, bravo! Acar, heykel gibi durmasana, sarılsana Ayten'e. Herif sanki idam sehpasına çıkıyor. Sırıt ulan biraz.
Aca! Tebrik ederim. Sağ olun. Tebrik ederim. Sağ ol kardeşim. Bana attığın bu kazı... Pardon, bu iyiliği ömrüm boyu unutmayacağım. Mutluluğunuzda payım olduğu için sevinçliyim. Müzik! Sakın bozmayın, harika bir poz bu. Çekiyorum. Bahar! Sprey reklamı yapıyoruz. Yüzündeki ifade mahkeme duvarı gibi. Bahar! Bahar! Ne oldu? Bana mı dedin? Yok canım! Dağlara taşları söylüyorum. Ne oldu sana kız? Hiçbir şey olmadı. Bana kalırsa deniz havası çarptı. Onu neyin çarptığını biliyorum ama hadi neyse. Hey, bakın! Tabi, ne? Ne bitmesi? Ya, daha başlamadık ki bitsin, yeni başladık! Allah'ım! Bir yorgunluk içkisi ikram edebilirim teklemde. Aman abicim, olmaz, aman olmaz! Ama senin teklede olur. Bir defasına geldik, nişanlandık. İkinci defasında nikah basarsın, yok olmaz. Olmaz, olmaz. En iyisi mi, sen bizim misafirimiz ol, peder bey! Sağ ol damat bey! Davetine memnuniyetle geleceğim. Elif'e bak be! Şaka yaptım, ciddi sandı. Ya çizme canım, nişanı bedava yaptım, bari bu gece para harca. Siz hemen İstanbul'a dönün. Bu akşam bir misafirim gelecek. Erkek misafirleriniz mi? Hayır hanım. Keman çalmamı istemiyor musunuz? Ya servisi kim yapacak? Bu bildiğiniz misafirlerden değil. Sizlerden sıkılabilir. Ha, pak öyle de fazla sormayın. Bu patronun yeni bir taktiğidir. Hiç merak etme. I like to do the things I like to do. I like to do it. Kaldı inek! Bu dansı bir denese kalpten güm diye gider! Ben size demedim mi, kafa var bende, kafa! Adam taş getirdi sanki, felç oldu, felç! Her numaraya yatıp herifi Bahar'dan uzaklaştırmalıyız! Hiç gözüm tutmadı herifi çocuklar! Başladı. İçi bozum olacak. Kolunu bacağını kıracak. Hey, sakın biz bozum olmayalım. Are you ready? Are you ready for this? Do you like it? Do you like it?
Senin verdiğin fikre bak! İşi uzatıyoruz ya! Adamı yarın çekim dümeniyle tepeye çıkartalım, kıçına bir tekme, oldu bitti! Aman ne keskin zeka! Bir caniyle nişanlanmışım da haberim yokmuş! Hey, aklıma bir fikir daha geldi! Söyle bakayım cicim! İçkiye dayanamaz bu adam! Kafayı bulunca dağıtır, rezil olur Bahar'ın gözünde! Yavrum! Sözümü geri aldım! Canım benim, canım öperim seni! Canım, canım! Yap yap, yap 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 yap! Birazdan görürsün sen, yap! Dans etmenin ne demek olduğunu! Ne o, içki stoku mu? Hayır, içki yarışı! Ara sıra Erol'la yaparız aramızda! Sana da aile boyu Pepsi ısmarladık! Sağ olun! Pepsi sert gelirse maden suyu ısmarlayalım ha? Ben viskiyi tercih ederim! Çok yoruldum peder bey, çarpmasın! Merak etme damat bey! İçkinin erkek işi olduğunu bilirim! Garson! Buyurun efendim! 10 şişe viski daha! Emredersiniz efendim! Lütfen! Bu deliler gazoz gibi içerler viskiyi! Ben de şansımı denerim! Şerefe! Komaya girdiğinde seni nereye yatıralım? Otele mi, yoksa tekneye mi? Zahmet olur! Sarhoş olan sızdığı yerde kalsın! Şerefe! Ne olur yapma! Sen uyma bu delilere! Şansımı deniyorum! Şerefe! Var mı içkide benimle yarışacak? Hadi buyurun! Varsa gelsin! Çekilin! Geliyorum be! Bu kafa beni 2 sene idare eder! Nereye baksam hala çift görüyorum! Oh! İçme dedikçe azdım! Bir daha fikir verirsem kör olayım! Aman aman, iyi edersin! Günaydın çocuklar! Geç kalmadım ya! Cevabını kendin ver Bahar! Senin özel hayatına karışacak değiliz! Ama seni mutsuz görmek istemeyiz! Ah! Mutluyum çocuklar, ölesiye mutluyum! Bir gün seni gözü yaşlı görürsek, inan ki kendimizi bağışlayamayız Bahar! Beni gözü yaşlı görmeyeceksiniz! Üzerimi değişeyim, hemen işe çıkalım! Erken dönelim! Çünkü kız tarafı olarak biri size görücü gelecek! Kız yoksa Fikret mi? Evet, Fikret! Fikret! Sevgilim! Nasıl şekerim? Sürprizimi beğendin mi? Anladım, kırgınsın bana! İşte özür diliyorum! Hadi affet beni sevgilim! Hiç beklemiyordum! Sensiz yapabilir miyim ben?
Yaparsın Serap, bu konuyu görüşmemiz gerek. Konuşmaya değil, sevişmeye geldim. Geri dönmeye de hiç niyetim yok. Dur şimdi, zamansız geldin. Ben de İstanbul'a dönüyordum zaten. Birlikte döneriz canım. Yani işim bittikten sonra demek istedim Serap. İşinin bitmesini memnuniyetle beklerim. Hayır, dönelim daha iyi. Kaptan! Buyur beyim. Demir al kaptan, hemen gidiyoruz. Emreder. Sevgilim! Bağır kardeşim! 17 defa saatine baktım! Burada krem reklamı yapıyoruz, saat reklamı değil! Benden bu kadar arkadaş! Aklımın nerede olduğunu biliyorsun! Sahi çocuklar, Bahar'a görücü gelecek, ancak yetişiriz! Hadi söyleyse! Lan şöyle! Bana bakın çocuklar! Fikret'i iyicene terletmeden Bahar'ı vermek yok! Verir miyiz? 7 göbek sülalesini araştıracağız! İnim inim inletelim Ergele'yi! Aa, insaf edin be! Eniştenizi fazla üzmeyin ha! Vazgeçerse boğarım sizi! Ben işimi sağlama alayım da ne yaparsanız yapın! Tamam! Yerinde yok da. Sabah balığa çıkarken hareket etmiş gidiyordu. Fikret geldi mi? Çöl kadar kuru hayatımı sulandırdınız Saadet Hanım! Sıhhatinize! Oo, çok hızlı gidiyoruz Selim Bey! Başım dönmeye başladı! Bu müzik de nereden geliyor? Kalbimin içinden Saadet! Ne kadar şakacısınız beyefendi! bana artık Selim de! Bu resmiyeti kaldıralım aradan! Daha samimi olalım! Birbirimize sokulalım, hayatımın kadını! Hızlısınız derken yalan söylemedim! Daha birbirimizi iyice tanımıyoruz bile çapkın! Pişecek aşa su katma güzelim! Adım Selim, güzeli severim! Demek bu koskoca evde yalnız yaşıyorsunuz! Hizmetkarlarım var, çok zengin sayılırım ya! İçelim! Beyefendi, nereden çıktınız böyle birden? Ya sen nereden çıktın peki? Selim abim tezgah boş kalmasın diye iş koydu da... ...Ne olur kızmayın, onun da canı var. Kim kızdı oğlum, sen devam et bakalım. Nasıl olsa ben uslandım artık. Uslandınız mı? Evet, öyle oldu. Yani birini seviyorum ben. Hadi sen devam et. Allah aşkına Selim, bırak ya! Ay bu kalbi fena çarpıyor! Niye çarpıyor seni müşkül kollarımda dinlendireyim? Şöyle olsun. Yok! Ben burası daha iyi! Burası şimdi. Daha rahat gibime gelmişti ama nasıl istersen... Sana bir içki getireyim hayatım boşalmış bu! Getirdim efendim! İzinden geç döndüğüm için özür dilerim beyefendi. Rica ederim. Buyurun. Aman zahmet etmeyin. Hanımefendi içkiye buz emrederler mi? Hayır, içki istemiyorum. Ben artık gitmeyeyim müsaadenizle. Nasıl arzu ederseniz sultanım. Tabii.
arabayı hazırlatayım mı beyefendi? Hazırlan. Zahmet etmeyin, evim çok yakın. Hem yürüyeyim de biraz açılırım. Müsaadenizle. Güle güle. Allah ısmarladık. Biraz daha otursaydınız hanımefendiciğim. Kapıya kadar buyurun hanımefendiciğim. Güle güle. Çıktan ölmek uzun sürer. At kendini balkondan aşağı, kurtul gitsin. Lütfen üstüme varma teyze. Ne demek varma? Sen benim canımsın. Seni üzgün görmeye yüreğim dayanır mı hiç? Bu da geçer teyze. Geçer. Geçer ama deler de geçer. Nasıl kandın o soysuza yavrum? Seni paçavra gibi atmasına nasıl izin verdin? Beni sevdiğini sandım. Kapıldım birden. Vedalaşıp ayrılsaydık, böylesine üzülmezdim. Allah büyüktür! Kimse bu herif ayağına dolaşır elbet! Onu eğer parça parça etmezsem, bana da kontak saadet demesinler! Alo! Kim? Bir dakika kızım! Seni Ayten arıyor. Alo! Ne olsun Ayten, bildiğin gibi işte. Israr etme Belma, seninle buluşmama imkan yok. Hayır, sen de gelme Belma! Ne Belması kardeşim, Ayten'im ben! Lütfen çıkın aradan! Hatlar karıştı Bahar! Bahar değil, kara kış! Kabak tadı verdiniz artık, kapatın telefonu, takıldı gene! Beyefendi, lütfen siz kapatın! Bir kerecik olsun, insanca davranın lütfen! Alo! Ayten! Ben Bahar, Bahar! Seni çok merak ediyoruz Bahar! Çocuklar yanımda, Nurten, Erol ve Acar da seninle konuşmak istiyor! İyi misin canım? İyi sayılmam Ayten! Şile anıları kahrediyor beni! Fikret kötü vurdu, fena yaraladı! Bahar bu! Gökte ararken yerde buldunuz, bir mucize bu! İnanılmaz bir olay! Telefondaki kız Bahar'mış meğer! Ve de Şile'deki aşkınız! Sus, sesini çıkarma sakın! Siz beni ikaz ettiniz çocuklar! Keşke sizi dinleseydim! Bu hatayı ben işledim! Gerekirse canıma kıyarım! Tabii Fikret'i de yaşatmam! Alo, alo! Komşu, komşu! Ne komşusu canım, ben Nuri! Ne oluyoruz canım, kaç kişi konuşuyor şu telefonda? Özür dilerim beyefendi, yanlış numara, kapatın! Of! Sen kapatsana beyim, ne laf anlamaz adamsın yahu! Alo! Ayten! Beni duyuyor musun? Al! Alo, ben Acar Bahar!
Bilirsin, seni öz kardeşimiz kadar severiz. Sakın bir delilik yapma! O Fikret Hergelisini bulalım yeter! Ya nikah masasına oturur, ya da ölür! Sağ olun çocuklar! Siz takmayın kafanızı! Benim için kan davası oldu bu! Bizim ailede kimsenin kanı yerde kalmamıştır! Yarın görüşürüz! Herkesin selamı var! Senin arkandayız Bahar! Rahmetli pederin Karadağ tabancası duruyor! Fikret'i bulunca istersin benden! Hadi eyvallah! Alo! Alo komşu! Bahar Hanım! Bahar Hanım! Beni dinleyin lütfen! Bahar Hanım, sizinle konuşmak istiyorum! Kim oluyorsun sen be? Adi telefon röntgencisi! Utan, utan biraz! Bahar Hanım, korkunç bir tesadüf bu! Bir mucize sanki! Ben kimim biliyor musunuz? Kimsin be adam? Ben Fikret, Fikret'in arkadaşı İzzet! Ne? Fikret'in arkadaşı mısın? Seni gidi yalancı düzenbaz kartoros seni! Yürü taş arabası! Anca varırsın deve! Bahar Hanım, lütfen dinleyin beni! Yemin ederim doğru söylüyorum! Ben Fikret'in en yakın arkadaşıyım! Madem ki yakın arkadaşısın, Fikret'i tarif etsene bakayım! Yaşa! Çok uzun boylu, geniş omuzlu, atletik yapılı, kumral saçlı, gözleri de yeşil! Güzel giyinir, güzel konuşur... Yani acayip çekici bir erkektir! Şile'de tatil yapar, şahane bir teknesi vardır! Yeter, Fikret'i tanıdığınıza inandım! Şimdi sizi de tanıdım! Fikret'in deliler gibi aşık olduğu Bahar Hanım sizsiniz! Evet, Bahar benim! Ama aşık olduğuna inanmıyorum! Beni Şile'de terk edip gitti! Olamaz! Fikret'in altın gibi kalbi vardır! Her şeyi anlattı bana, sizi deliler gibi seviyor! Beni sevdiğine bir inanabilsen! İnanın! Mecnun'un Leyla'yı sevdiği gibi seviyor sizi! Benden hiçbir şeyini saklamaz! Şile'den döndükten sonra hep sizi arıyordu! Fikret'i nerede bulabilirim şimdi? Nerede mi? Şeyde... Tarabya sahillerinde! İnsanlardan kaçıyordu son günlerde! Koşun oraya! Orada denizden gelen sevgilisini bekleyen bir aşık bulacaksınız. İnanılacak gibi değil sevgi. Nasıl buldun beni? Mucize mi? Evet, mucize! İzzet Bey söyledi burada olduğunu. İzzet mi? Nereden tanıyorsun onu? Sadece tesadüf. Telefonlarımız karışmıştı. Seni tanıdığını söyledi. Önce inanmadım ama doğruymuş. Askerlik arkadaşımdır İzzet. İyi çocuktur. Biraz da çapkın. Daha önce de telefonlarımız karışmıştı. Sayısız kadınla ilgisi var. Vay ahlaksız vay! İnsan tek bir kadını sevmeli, onu yüreğinde taşımalı. Tıpkı benim gibi Bahar. Beni terk ettiğini sanmıştım. Ölmeyi, öldürmeyi düşünürken seni tekrar buldum. Ben kaybolmamıştım ki Bahar. Neden vedalaşmadan döndün? Sebebi vardı. Her şeyi sana anlatacağım yavrum. Nişanlım gelmişti Şile'ye. Nişanlın mı? Evet. Mecburi bir nişanlılıktı bu. Yani istemeyerek nişanlandım onunla. Neden? Bana aşık olmuş. Kendisine yüz vermedim. Sonra intihar etti. İntihar mı etti? Evet, hem de kaç kez.
Bana karşı en büyük silahı intihar etmek. Ama artık seni tanıdım. Seni sevdim Bahar. Ayrılacağım nişanlımdan. Peki, gene intihar edersin? Hayır, sanmıyorum. Çünkü onu ikna edeceğim. Hayır, olmaz! Yapamazsın! Yazık oldu Vazo'ya. Nişana atarsan seni de öldürürüm, kendimi de Fikret! Çocukluk ediyorsun. Ben buraya uygarca konuşmaya geldim. Taşkınlık yapma. Beni bırakırsan bütün sosyeteye rezil olurum. Bak yavrum, sen beni bırak öyleyse. Nişanı kafasına attım de, sosyeteye ben rezil olayım, tamam mı? Tamam değil. Sensiz yaşayamam ben. Yaşanır yavrum. Anan da vaktiyle öyle dermiş. Ama galiba baban 8. kocası. Sen de unutursun asla beni. Asla! Tek erkeğim sen olacaksın Fikret. Beni de kendini de yakma. Babamın bütün serveti senin olacak, düşün! Düşündüm ve karar verdim. Sana iyi şanslar, mutluluklar dilerim. Al! Alo? Alo! Ben Serap! Dinle beni Sami! Bırak şimdi hürmetlerini sunmayı be adam! Ben intihar ediyorum! Evet! Her zamanki gibi intihar, tamam mı? Şu anda kendimi kuşlar kadar özgür hissediyorum. Ayrılmanız bu kadar kolay oldu demek. Kolay denemez. Ama onu ikna ettiğime inanıyorum. Kuşlar kadar özgür olduğuna göre, artık daldan dala konabilirsin. Evet, daldan dala, çiçekten çiçeğe. Ama seni tanımasaydım, seni sevmeseydim Bahar, benimle evlenir misin? Hayır diyebilecek güç var mı bende? Sen aradığım mutluluğumsun benim. Bakalım parmağına uyacak mı? Arkadaşlarını da düğünümüze davet ederiz yavrum. Teşekkür ederim. Çok kısa bir zamanda en büyük acıyı ve sonsuz bir mutluluğu tattırdın bana. İşte oradalar efendim. Fikret Bey, Fikret Bey! Çok şükür sizi bulabildim! Beni niye arıyorsun? Çok feci bir olay oldu! Bağışlayın hanımefendi, ben Doktor Sami, sizi rahatsız ediyorum. Rica ederim. Gecenizi bozmak istemezdim ama mecburum. Kısa kesin Sami Bey. Haklısınız, nişanlınız intihar etti Fikret Bey. Aman Allah'ım! Ya, yani evet, intihar! Yani intihara teşebbüs demek istedim. Ancak kurtarabildim Serap Hanım'ı. Tebrik ederim! Güle güle Sami Bey! Ama henüz komada, devamlı sizin adınızı sayıklıyor. Size rica ediyorum, yanına gidin Fikret Bey. Gidemem. Git ne olur, o zavallının şimdi sana ihtiyacı var. Lütfen Fikret, benim hatırım için. Ama Bahar, o kadın... Yalvarırım Fikret. Bir mezarın üstüne yuva kuramayız. Git ona, teselli et. Yardımcı ol, senin şefkatine ihtiyacı var şu anda. Peki ya. Seni şimdi daha çok seviyorum. Fikret! Fikret sevgilim! Seni son bir kez görüp ölmek istiyorum. Allah'ım, ne hazin bir tablo! Yalvarırım! Hadi Fikret Bey, onun ilacı sizsiniz, hadi! Serap! Serap, bak ben geldim. Fikret, sevgilim, geldin demek. Artık ölmek acı vermeyecek bana. Yaşayacaksın Serap. Doktor tehlikeyi atlattığını söyledi. Öyle mi dedin Doktor Bey? Ah, halbuki ben ölüyorum. Yani şimdilik atlattı dedim. Çok kritik bir dönemdesiniz. İkinci bir şokta kurtaramam sizi.
Kendine gel doktor, moralini bozuyorsun hastanın. Ben gerçekleri söylüyorum Fikret Bey, sorumluluk alamam. Komadan tam çıkınca sakin bir otele götürüp kesin istirahat ettirmelisiniz. Doktor, acaba evinde istirahat etse daha iyi olmaz mı? Olmaz Fikret, bunalım geçiriyorum evimde. Yalvarırım, al götür beni bir yere, hayatımı kurtar. Pekala. Şimdi uslu uslu yat bakalım, ben yarın gene uğrarım. Bir değil, bin canım olsa hepsini sana feda ederdim Fikret. Tıp adına size teşekkür ederim büyük insan, bir hayat kurtardınız. Oh, ödüm koptu anlayacak diye. Ama her an tehlikedeyim. Hele sahte doktor olduğumu anlarsa parçalar beni. Çok korkuyorum. Bu dolgun çek herhalde korkunu azaltır dostum. Tabii. İş iştir Fikret, git sevgilim. Senden ayrılmak istemiyorum ama. Çocuk olma. Sen bir iş adamısın ve işin kutsaldır. Benim için sen kutsalsın. Teşekkür ederim. Yolculuk ne zaman? Hemen. Senden ayrılabilirsem tabii. Ayrılacaksın. Ben tembel koca istemiyorum. Serap iyileşti mi? İyileşti gibi. Hem bana ne canım? Güzel mi bari? Yok canım. Kısa boylu, şişman, badi kompleksli bir kız. Vah vah! Bunca yıl iyi sabretmişsin. Anlattım ya sana, sık sık intihar ederdi. Ayrılmaman için başka bir neden daha yok mu? Yok sayılmaz. Babasıyla iş bağlantılarımız da var. Anladım. Gerçeği söylediğin için teşekkür ederim. Vay anam vay! O kadın musalla taşındaki ölüyü bile diriltti. Ah! Ne oluyorsun sen be? Seni öldüreyim de bakalım o kadın nasıl diriltecek görelim. Çocuk olmayın. Kıskançlık kötü bir hastalıktır. Kimmiş o kadın Acar? Kadın? Yabancı sayılmaz canım. Serap Hanım. Fikret'in nişanlısı. Yanlışın var. Serap çok çirkin bir kadınmış. Fikret öyle söyledi. Öyle mi? Lafımı geri aldım. Sen boynuzlanmayı kabul ettikten sonra bize şey düşer, şey! Bu işin şakası olmaz Acar. Ciddi olduğunu öğrenmek istiyorsan Tarabya Oteli'ne git. Salonlu bir daire tuttular. Vay alçak! Vay yalancı ahlaksız! Gene aldattı beni. Güya iş seyahatine çıkacaktı. Çapkınların silahı iştir kardeşim. Armudun iyisini gene Fikret Bey'imiz yiyor. Yiyemeyecek. Boğazında kalacak domuzun. Acar, he? Bana babanın tabancasını versene. Tabancayı üste koydum. Elini atınca hemen bulursun. Sağ ol teyze. Elini korkak alıştırma. Tabancayı eline aldın mı tetiği çekiver. Olur teyze. Seni gene yalnız bırakıyorum. Sıkılacaksın. Sıkılmam bir tanem. Zaten davetliyim. Hani o kibar bey var ya, beni yemeğe davet etti. Aman dikkat et. Erkeklere güven olmaz. Bir de senin namusunla uğraşmayayım. Korkma sen! Kontak saadeti baştan çıkaracak erkek daha anasının karnından doğmamış. Hadi canikom! Güle güle canım! Hadi müjdeli haberlerini bekliyorum ha! İnşallah! İyi ki geldik sevgilim. Şahane günler geçireceğiz. Boğazına mı kaçtı? Ben gidip üstümü değiştireyim bari. Kaybol çabuk! Yani çık demek hemen istedim. Hemen dönerim.
yalan söyledin. Masum bir yalan, mecbur kaldım. Doktor tıp adına bir fedakarlık yapmamı istedi. Hani Serap çirkindi? Benim için öyle tatlım mı? Senden başkasını gözüm görmüyor. Öyleyse düş önüme, hadi. Sakin ol. Bir skandal çıkarır, kendini öldürmeye kalkar, rezil oluruz. İki gün sonra postalarım onu, söz veriyorum sana. Senin sözüne güvenilmez ama, başka çare yok. Yalnız dikkat et, o ateşe fazla sokulma, yanarsın. Kendimi çok iyi hissediyorum sevgilim. Ah, güzel. Madem ki iyisin, dönelim. Dönersek gene hastalanabilirim. Ben senin yanında iyiyim hayatım. Peki sıcak burası. Hadi ceketini çıkart da rahat ol. Ya, ya, ben donuyorum. Çok feci soğuk burası. Donuyorum. Ama terliyorsun. Ateşim vardı ondan. Hastalanıyorum galiba. Dur ateşine bakayım. Bir şey yok, demir gibisin. Güçlüsün. Sana en büyük zevkleri tattıracağım. Cariyen olacağım. Erkeğim benim. Neyin var hayatım? Niçin titriyorsun? Üşüyorum dedim ya. Yatağa girerim istersen. Ha? Hadi. Şey, bu yatağı mı? Hadi. Ama ben bu yatağa girersem ölürüm. Aa, nereye gidiyorsun? Tamama saunaya, daha da ter atamazsam koşarım. Bu mesele artık namus meselesi oldu beyim. Oh, dur Bahar, namusla ne ilgisi var bunun? Ben kendi namusumdan söz ediyorum. Göz göre göre boynuzlatamazsın beni. Tövbe de, Serap'ı bir kadın olarak değil, bir hasta olarak görüyorum. O kadın seni yatağına çekmeden iyileşmez aslanım. Ben çocuk değilim yavrum. Bu gece onunla masum bir yemek yerim ve başımdan savarım onu. Ya seni baştan çıkarırsa? Mümkün mü canım? Çünkü seni deliler gibi seviyorum. Bir dakika! Buyurun. Acaba otelde yeni evli bir çift mi var? Öyle sayılır. Serap Hanım nişanlısının doğum gününü kutlayacak, anlarsınız ya. Mutlu yıllar! Doğum günün kutlu olsun sevgilim. Sağ ol Serap, beni düşündüğün için. Ne oldun tatlım? Boğazımda kaldı. Ne aksilik, hem de doğum gününde. Belli olmaz, belki de ölüm gününde. Saçmalama, ölüm bizden o kadar uzak ki. Sen öyle zannet. Ölümün ne zaman geleceği belli olmaz. Aa, aman sevgilim! Şimdi biraz müzik dinleyelim, ha? Müzik ruhun gıdasıdır sevgilim. Gıdaya ihtiyacım yok, yok, üstüme gelme! Sinirlerin bozuk senin! Nerem sağlam ki? Kendimi iyi hissetmiyorum, ölebilirim! Yani ecelimle değil, çabuk hazırlan, dönüyoruz! Fikret! Çok nefis bir yemek yedim! Afiyet olsun canım! Hadi içelim! Yok, yeter artık! Sen de sarhoş oldun sevgilim! Beni sen sarhoş ettin! Aklımı başımdan aldın, komalara soktun güzelim! Ağzından bal akıyor, yoksa yalan mı bu sözlerin he? Aa, ben hiç yalan söylemem hayatım, hadi şerefine! Afiyet olsun! Madem ki uşağın izini, sofrayı ben toplayacağım! Yo, benim işim o, yani şey, uşak filan gelmeyecek de! Kovdun mu yoksa? Aman zaten hiç de uşağa benzer bir hali yoktu!
Uşak değil de ondan. Ne demek o? Şey, asil bir adamdır kendisi. O kadar asildir ki benim yerime kendisi uşaklığı üstlendi. İçki komasına girdin galiba. Neler saçmalıyorsun sen? Esas uşak benim Saadet. O evin sahibi Fikret Bey'dir. Nişanlısı intihar etmişti, bir otele götürdü. Hani fabrikatörün kızı var ya Serap, işte onu. Yoksa şu zengin kızı Serap mı nişanlısı? Ta kendisi. Ya Serap demek. Beyin çok çapkın galiba. Acayip, dişi sineği bile kovalar. En son sevgilisi de Bahar. Bahar mı? Bahar, kıza iyi dümen yapıyor Allah için. Telefonda takıştığı kızı mışıl mışıl uyutuyor. Fikret oluyor, İzzet oluyor. Ya! Ya! İşte böyle Saadetciğim. Sana gerçekleri anlattım, kandırmaya gönlüm razı olmadı. Beni öpmeyecek misin? Öpeceğim, nonuşum! Bu ne biçim öpüş Yanigom? Irz düşmanları böyle öpülür, pis herif! Saadet, dur bir dakika! Ne oldu yahu? Bunca yıl staj gördün, bir hatunu memnun etmesini öğrenemedin mi? Anlamadım ki. Demek dürüst olmamak lazım bu dünyada. Yalana devam etseydim, şimdi hamileydi Saadet Hanım. Kafam! Demek ki o evden üç ceset çıkacak teyzeciğim. Fikret, İzzet ve Selim. Üç değil, iki ceset kas kapalı. Fikret ve İzzet aynı kişi. İyi ya işte. Fikret'i iki defa öldüreceğim. Bir kurşun Fikret'e, bir kurşun İzzet'e. Vay anasını be! Hadi sen süt kuzusu Bahar kandın! Ya 40 yıllık kontak Saadet nasıl uyudu? Takma kafanı! Mezarlarına birer de çiçek koyarız, olur biter. Nasıl koyarız kız? İkimiz de koleste olacağız. Başka bir intikam şekli yok mu ha? Ya biraz kafanı çalıştır! Niye ama bu Saadet çürüyeyim ben? Ha? Söylesene, yok mu? Ha, yok mu? Var teyze. Önce kırılan gururumuzu kurtaracağız. Sonra da dan dan dan! Alo? Alo? Evet, benim İzzet! Nasılsınız Bahar Hanım? İyi ki aradınız. Ben de Fikret'le beraberdim, her şeyi anlattı. Çok üzülmüş. Galiba biraz sizi kızdırmış. Kahroluyor zavallı. İyi çocuktur çünkü. Evet, iyi ama biraz büyükçe bir çocuk. Nasıl yani? Yani yaşlıca diyorum. Aramızda bir hayli yaş farkı var. Size güvenebilirim, değil mi? Tabii, biz dert ortağıyız. Ağzımda çok sıkıdır. Çok iyisiniz İzzet Bey. Galiba ben biraz soğudum Fikret'ten. Yani dengim değil, birbirimize uyamıyoruz. Neşe kız! Kim demiş canım? Sanki birbiriniz için yaratılmışsınız. Ama siz beni tanımıyorsunuz ki! Nereden bileceksiniz? Ayrıca bir sırrım var. Söyleyin lütfen, benden laf çıkmaz. Biri benimle ilgileniyor. Çok genç ve çok yakışıklı bir delikanlı. Sakın ha! Aman Bahar Hanım, yanlış bir şey yapmayın. Gençlerden hayır gelmez. Ayrıca benim arkadaşım 40 tane genci cebinden çıkartır. Aa, hiç sanmam! Bu delikanlı acayip bir şey! İnanın pazıları benim belim kadar kalın! Fikret'in de pazıları fena sayılmaz hani! Hem saçmalıyoruz galiba! Fikret'i sevdiğiniz belli! Seviyordum ama neyse! Acaba onunla konuşur musunuz? Yakın arkadaşınızdır! Ayrılmak istediğimi siz söylerseniz daha münasip olur! Hayır! Hayır, söyleyemem! Sen de kendini ateşe atma! Yanarsın kızım, yanarsın vallahi! Evet, belki yanarım! Ama hiç değilse fırında yanarım! Oh. Fikret gibi küllenmiş mangal ateşinde değil! Ay, sizin de başınızı ağrıttım! Ben onunla konuşurum! Siz bir şey söylemeyin! Hoşça kalın İzzet Bey! Oh! Yaşasa al canım! Şimdi pidini aldı domuz! Aldı ya, aldı! Beni mi çağırdınız efendim?
Evet, söyle bakalım. Nasılım ben? Yaşlı mıyım? Pek de genç sayılmazsınız yani. Defol! Defol! Defol dedim! Ne düşünüyorum biliyor musun? Herhalde beni. Hayır, ikimizi. Acaba ayrılsak mı? Saçmalama bana. Yo, çok mantıklıyım. Uygar insanlar gibi konuşalım. Sen tekrar Serap'a dönsen iyi olacak. Ben o defteri çoktan kapadım. Sende bir şeyler var Bahar. Yo, sana öyle gelmiş. Niye devamlı saate bakıyorsun? Saate neden bakılır canım? Ama her saniyede bir bakılmaz ki. Randevun mu var? Evet. Kiminle? Yani bizim çocuklarla çekim hazırlığı yapıyoruz da... hatta geç bile kaldım. Dur biraz. Gece ne yapıyorsun? Vallahi ben erkenden yatacağım. Telefon numarası ver bana. Ne yapacaksın? Hiç, belki ararım. 49-20-15. Ama erken ara. Neden erken canım? Ay, uyandırmaman için söylüyorum, hoşça kal. Dur biraz. Şirkete mi gidiyoruz? Öyle dedim ya, istersen sen de gel. Yok, gelemem. Toplantıda bulunmam lazım. Güle güle. Hı hı. Nasıl? Bak, göbek attırıyor! Nasıl, beğendin mi? Fena değil! Acaba daha irisini bulamaz mıyız çocuklar? Bundan daha irisi ancak ayı olur! Aman Bahar, bunu buluncaya kadar canımız çıktı zaten! Nereden buldunuz? Ormandan! Şakanın sırası değil Erol! Ormandan bulduk ya, biraz gerizekalı. Tarzancılık oynuyormuş. Vallahi doğru Bahar! Yaptığımız tahkikatta öğrendik. Dedesi de meşhur Manisa tarzanıymış. Neyse, idare eder. Şartları konuştunuz mu? Konuştuk. 500 lira yemeği alacak. Yemesi içmesi sana ait. Ne dersen onu yapacak. Fazla konuşmayacak. Zaten konuşamıyor, yumurdanıyor. Tamam çocuklar, bu geceden itibaren işe başladık. Bu kadar çabuk mu kız? Öyle tahmin ediyorum. Alo, Bahar Hanım'ı rica ediyorum. Ben Fikret. Uyuyorlar efendim. Lütfen uyandırın hanımefendi. Uyandıramam Fikret Bey. Yarın arayın, kapatıyorum. Alo, kafa mıyım? Mutlaka konuşmalıyım, aksi halde ben oraya geleceğim. Gelmeyin! Gelmeyin çünkü evde yok! Ay, ağzımdan kaçtı! Bari doğrusunu söyleyeyim, diskoteye gitti arkadaşlarıyla! İyi geceler!
lütfen tatsızlık çıkartma. Sana gerçeği anlatacaktım. Gerçek dediğim bu ayı mı? Saçmalama, yarın konuşuruz her şeyi. Hayır, şimdi konuşacağız. Yürü! Aa, yürü diyorum sana! Bırak beni! Sen de yürü, hadi yürü! Karışma sen! Bırak beni diyorum sana, bırak! Yürü! Ulan Moğol, ne biçim tarzansın sen? Haydut Jane'i kaçırıyor, sen uyuyorsun! Ayı ol ayı! Aaa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 a
bu da, Başkan olmaktan da, damadın olmaktan da vazgeçtim. Bunu yapamazsın Fikret! Yoksa intihar ederim. Buyurun küçük hanım. Tepe üstü atlarsanız daha sağlam olur. Hadi! Üç kağıtçı o doktoru sakın gönderme bana, yoksa onu gerçek bir komaya sokarım. Seninkiler gibi sahte olmayan bir komaya. Anladın mı? Kim ararsa yokum. Başlayın. Ahlaksız, namussuz, şerefsiz köpek! Ah sebebi hayatım, beni yanlış anladın. Olsun, buna cevap verme, Allah çılmaz mı bacılarına? Dur teyze, buraya kavga etmeye gel. Ne yapalım yani, bu herifi gördün mü cinlerin tepeme toplanıyor beni. Bir dakika. Nerede o muhabbet tellallığı yaptığın sahtekar patronlar? İçeride! Nerede? İçeride sebebi hayatım! Hayat deme bana! Yürü kız! Ooo beyefendi, kemancınız ve boynuzlu uşağınızla yeni bir av mı bekliyorsunuz? Hayır, hayır Bahar! Beni yanlış anlama! Ben seni çok seviyorum! Sus! Sen yaman bir yalancı, adi bir zamparasın! Tanıştığım günden beri beni aldatıyor, devamlı yalan söylüyorsun! İkili hüviyetle İzzet Bey, Fikret Bey diye beni uyutmaya kalktın! Ama işte böyle! Yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış! Bahar! Ne yalan söyledimse seni kaybetmemek içindi! Yalan! Bana da uşak dümeni yapmıştı! Sevgilim, ben sana hakikati itiraf etmedim mi? Sus ulan! Sevgilinmiş! Ulan ben kala kala, senin gibi muşmulu suratlıya mı kaldım be? Ay, o güzel ağzına bu kaka laflar hiç yakışmıyor! Hasan! Teyze, lütfen uzatma! Fikret beyefendi, ben evleniyorum. Bunu bildirmek için geldik. Bir daha yolumuza çıkmayın! Bahar! Lütfen beni dinle! Yakında nikah davetiyenizi de göndereceğiz. Hem daha evvel de söylediğim gibi, bizim yaşlarımız birbirine uygun değildi. Ben genç bir kız. Sen de kart bir horoz! Değil mi İzzet Bey? Ay pardon, Fikret Bey! Müsaadenizle! Çalma kapıyı, çalarlar kapını! Mümkünü yok! Ben saadetsiz yaşayamam! Kurunun yanında yaş da yanarmış! Bana bak oğlum, karı seni yaşlı buluyor! Seninki de öyle Allah Allah demiyor yani! Üzüleceğimi sanıyorsa, yanılıyor! Ne demezsin? Benden utanmasan ağlayacaksın be! Ağlamayan çocuğa meme vermezler oğlum! Saadet bana bir öpücük versin! 6 ay ağlamazsam, ekmek çarpsın! Ağlayıp da gözden mi olalım yani? Peki, ne yapmak lazım öyleyse?
Tezgahı kurup iş koyacağız. Hadi Cemil'e haber ver hemen. Pes doğrusu! Hala gözün çöplükte bir adam. Evet, çöplükte ama kendi çöplüğümüzde aslanım. Ah, anladım. Ya. Var mısın? Var mı anasını satayım? Vallahi de onlar, billahi de onlar geliyorlar! Gelecekleri ya. Varsa görecekleri de var! Sakın yumuşama teyze, gün bugündür! Aman yumuşar mıyım kız? Ay, vallahi billahi kapıyı zorluyorlar! Ne yumuşum, ne olacak şimdi? Ay! Ay! Yaklaşmayın yakarım! Yaklaşmayın yakarım dedim! Yaktığın yetmedi mi kız? Seni almaya geldim. Ben de seni alacağım Saadet! Şüş! Hazardan domates mi alıyorsun hıyarası? Defol lan! Yoksa ateş ederim. Beni dinlersen ateş etme yavrum. Çünkü ölü bir damat hiçbir işe yaramaz. Damat mı? Evet! Sen de benim gelinimsin! Hop! Bırak beni! Ay, 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 yerimi kıracağım, dur! Ay, ay, bırak beni! Hadi bakalım, sus, sus şimdi, gidiyoruz! Bu yahu! Ay, Allah'ım yarabbim! Rejim yaptım! Ne rejim, ne? Zayıflayacaksın! Ay, ay, ay! Şunu da atalım. Ama benim! Aman ne güzel! Hayat müşterektir, ne yapalım? Hayat müşterektir, hadi! Hes lan, ayı! Ayıp be, tamam! Ha 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 ha